Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda hızlı bir şekilde çaydanlıktaki kireç kalıntılarını nasıl temizleyeceğinizi anlatacağım. Bu ikinci denemem. İlk denememde gördüğünüz gibi bakın üst kısımda tamamen kalıntılar çözülmüş oldu. Kireç tabakasının kalınlığı sizin ne kadar sürede bunu temizleyeceğinizi belirliyor. Eğer çok kalınsa birkaç günü bulabiliyor. Eğer ince ise 15 dakika içerisinde bu kireç kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Bu şekilde bir çaydanlığın olmasının nedeni kireçli sudan kaynaklanıyor. Eğer kireçli suyun yoğun olduğu bir bölgede yaşıyorsanız bu şekilde kalıntının olması gayet normal. Peki neye ihtiyacımız var? Şu şekilde limon tuzuna ihtiyacımız var ve sirkeye ihtiyacımız var. Bunu kaynatarak hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. 15-20 dakika kaynadıktan sonra yapmanız gereken bekletmek arkadaşlar. Kireç tabakasının kalınlığına göre bekletiyorsunuz. Arada bir şekilde kontrol edersiniz. Baktınız temizleyebileceğiniz bir konuma gelirse, çünkü bu kireç tabakası tamamen yumuşuyor. Artık onu döküp normal bir telle temizleyebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde temizlenmiş olacak. Şimdi ilk olarak şu hemen limon tuzunu alalım. Şu şekilde. Çok az dökmeniz gerekiyor. Öyle çok dökmenize de gerek yok. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi üstüne biraz sirke suyu dökelim. Evet, kokusu sizi rahatsız edebilir. Bunu yaparken pencereleri açık bırakmayı unutmayın. Çünkü kaynadığı zaman gelsen biraz yoğun bir koku geliyor. Evet, şu şekilde yeterli bizim için. Bunu yaptıktan sonra kaynatacağız. Tüpün altını açalım. Şu şekilde bırakalım. Hatta üstüne şu şekilde demli de bırakalım. Ve yaklaşık 15-20 dakika kaynamasını bekleyelim. Evet, yaklaşık bir 5-10 dakikadır kaynıyor. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, şu şekilde. Bir 15 dakika daha bekleyelim. Evet, tam olarak 15 dakika oldu. Şimdi bir kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi kireç kalıntıları bu şekilde sökülmüş oluyor. Eğer tam olarak sökülmediyse bu şekilde, yani kapatın, bir 24 saat bekletin. 24 saat bekledikten sonra tamamı, içindeki kireç kalıntılarının tamamı yumuşamış olacak ve böylece hızlı bir şekilde temizlemiş olacaksınız. Benim için bu yeterli. Bu aşamadan sonra normal bir şekilde böyle temizleyeceğim. Cifle iyice bir temizleyeceğim. Ve sonuç şu şekilde bakın. Üstteki demliğe de yaptım. Yine alttaki demliğimizde şu şekilde bakın. Kireç tortuları tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Dediğim gibi ilk seferde eğer olmazsa bu kaynatmış olduğumuz limon tuzu sirke karışımını yaklaşık olarak bir gün içerisinde bekletin. Bakın sadece bekletin, kaynatmanıza gerek yok. Bir gün sonra otomatik olarak bu tortuların kendiliğinden kalkacağını göreceksiniz. Tortu kanununa göre bu işlemi birkaç defa tekrarlamanız gerekebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.